Başkanı yakmayın. Adamı yakmayın lan. Geri kaç yana. Geri dur, geri, geri, geri. Geri dur, geri, geri, geri. Geri dur. Abi yana, yana. Tamam beyler. Eyvallah. Şükürcüğüm merhaba. Murat kardeşim merhaba. Başkanım. Erdoğan kardeşim merhaba. Selam aleyküm. Selam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Selam aleyküm. Maşallah. Ne haber? Merhaba. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Geçin her şey artık. Geç şuradan, geç şuradan, geç şuradan. Ben geçeyim. Hoş bulduk. Hadi. Hanımlarımız, belediye başkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz dernek toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Efendim, malumunuz bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Şimdi ilk sözü kıymetli başkanımız, dernek başkanımıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli eşi hanımefendi, değerli ilçe başkanım, çok değerli belediye başkan yardımcım, belediye, Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, Meclis Üyesi adaylarımız, belediye başkan yardımcılarımız, birbirinden değerli. Sayın ilçe başkan yardımcım, eski Giresun'dan dernek başkanı Feda'yı abim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün malumunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle şehit ailelerimiz, anneleri başta olmak üzere sizlerin bu güzel gününüzü tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabii kadınlarımızın günü bir gün değil, 365 gün. Sizler bizim başlarımızın tacısınız. Annelerimiz, bacılarımız, saygı bizleri bugünlere getiren büyüklerimizsiniz. Yani sizlere ne desek azdır. Ben çok uzatmadan herhalde 2019 yılında Sayın Başkanımız yine bir cuma akşamı buraya gelmişti ve buradan cumartesi bir gün kala herhalde seçime girdi. Bunda da herhalde bir hayır vardır diye düşünüyorum.
Ben kendilerine başarılar diliyorum çıkmış oldukları yolda. Geçen dönem yine burada Fatih abim, Hurşit abim böyle sağlı sollu oturmuştuk. Sayın Başkanımıza demiştik ki bunlar bizim size emanetlerimiz. Topal Osman'ın torunları, bunları size emanet ediyoruz demiştik. O gün 5 yıl geçti. Yine gördüğünüz gibi bugün Coşkun abimiz, Hurşit abimiz aday, meclis adayları. Ben dediğim gibi bu kadar kalabalık görünce biraz da kusura bakmayın, heyecanlanıyorum. Ben hepinize geldiğiniz için saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Sözü sahibine verelim diyorum. Tabii ki başkanımız karnesini almaya geldi. İnşallah burada hayırlısıyla karnesi iyi olur. Buradan hayırlısıyla buradan yolcu ederiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Var olun. Saygılar sunuyorum. Erkan'a sağ olun. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kıymetli Giresunlular, sizleri temsilen meclis üyelerimiz var, meclis üyesi adaylarımız var. Onlara birkaç söz etmeleri için mikrofonu vereceğim. İlk olarak saygıdeğer abim Coşkun Toraman'a mikrofonu da devrediyorum. Hulusi Başkan. Meclis üyesi adayları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim inşallah bu çıkmış olduğumuz yolda bizleri mahcup etmesin. Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum ben de. 31 Mart'ta Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy Başkanımıza, Büyükşehir'de Murat Kurum Başkanımıza desteklerinizi bekliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, misafirler. Derneğimizin Yalıdere dediniz değil mi başkanım? Hurşit başkanıma vereyim. Biliyorum abi. Biliyorum başkanım. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Dernek Başkanım ve Dernek Yönetimlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Sizleri Allah için seviyoruz efendim. Bizlere bir zaman 5 yıldır müsaade verdiniz, bir ödül verdiniz. İnşallah yine desteklerinizi bekliyoruz. Büyükşehir'de de Murat Kurum'a desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Ömer Başkanım da Zeytinburnu'nda yine desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Büyükşehir'in burada Zeytinburnu'na yapmış olduğu tek bir eser var. Karşı tarafta bir köprü. 2,5 senede yaptılar, maşallah çalıştılar. Biz de Çanakkale Köprüsü'nü 3 yılda yaptık. Mağaramızı görüyorsunuz. Çoğu ortada. Hatta burada Murat kardeşime bağlamıştı. Başkanım demiş ki ben asansörde kaldım. Beni buradan çıkar. Ben boğuluyorum burada asansörde burada. Asansörde yarım saatten fazla kalmıştım. Ben yaptım Aydın kardeşim. Beni aradı. Ne yapacağım ben burada boğuluyorum. Ben ne yapayım? Ben itfaiyeci miyim? Beni ne arıyor sen? Ben asansör ne yapayım? Sonra itfaiye aradım. Sonra şu yarım saat bir saat sonra çıkmışlar orada. Asansörde burada. Yani durum belli. Şu an tramvaylar, otobüsler, manavlar belli. Benim bir şey söylemeye gerek yok. Başkanım daha iyisini söyleyecekti. Sizlerin desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hepinize Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım çok centilmenmişsin. Asansörde kalana ben ne yapayım? Öyle bizde. Efendim, saygıdeğer abimiz Fatih Aydoğan'a sözü devrediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli ev sahibi dernek başkanımız, kıymetli dostum, özel aracı başkanımız, çok değerli belediye başkanım, ilçe başkanı, kıymetli hanımefendi, kadın kollarımızın kıymetli başkanı, evet, kıymetli misafirler, değerli Giresunlar, yağlı dereliler, ben de sizleri sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkamı dönmek istemiyorum. Şöyle kalabalık şimdi biraz evvel Özer Başkanımız söyledi. Biz yine 2019 yılında bir seçim çalışmasında, daha doğrusu sadece seçim çalışması denmez mi? Dernek ziyaretlerini sürekli yapıyoruz zaten. Ben ve Hurşit Bekaroğlu abimizle beraber meclis üyesi aday adaydık o zaman. Sağ olsun. Bütün Zeytinburnu hemşehrilerimizin, özellikle de Giresunlu hemşehrilerimizin büyük desteğiyle bizler seçildik. 2019-2024 yılında mecliste görevimizi yaptık. Bu dönemde inşallah yine Hurşit Bekaroğlu ve Coşkun Toraman Giresunluların meclisteki sesi olacaklar. Dolayısıyla bizim temsil açısından Zeytinburnu Meclisi'nde hiçbir eksiğimiz yok. Onun haricinde başkanım belki de çok fazla fırsat bulamayacağız. Fakat sizin için önemli diyor. Birkaç cümle söylemek istiyorum ben de. Tabii sözü başkanımıza devretmeden önce. Şimdi bizim Giresunlarla alakalı
bir birey birey her Giresunlu kime oy verir hiçbirimiz bilemeyiz. Ama ben kendim şahsen Giresun'dan oy verirken neye baktığını çok iyi biliyorum. Giresun'dan oy verirken muhabbete bakar, samimiyete bakar. Giresunlar oy verirken hizmete bakar. Giresunlar oy verirken çalışmaya bakar. Giresunlar oy verirken verilen sözler yerine getirilmiş mi ona bakar. Verilen sözlerin dışında aday güven veriyor mu ona bakar. Dolayısıyla sadece salt bir işte Giresunlu olduğundan dolayı oy veriyoruzdan ziyade birçok unsur varken elimizde sadece Giresunluluğu ön plana çıkartıp değil saydığım bütün unsurlardan dolayı zaten kime oy vereceğimiz ortaya çıkıyor. Ömer Başkanımız sağ olsun 5 yıllık dönemde hem yapmış oldukları hem verdiği sözleri yerine getirme marifetiyle hepimizin gönlünü zaten kazanmıştır. Dolayısıyla burada bu konuda herhangi bir şüphemiz zaten yok ama özelinde hakikaten bazen biz Giresunlularla bile anlaşamayabiliyoruz. Birbirimizle bile anlaşamıyoruz. Ama Ömer Başkanımızın böyle bir sorunu olmadığını, kendisinin eşinin Giresunlu olduğundan dolayı da Giresunlularla ilgili hiçbir problemi olmadığını zaten biliyoruz. Bir muhabbetle de bir sıkıntımız yok. O yüzden biz de bu muhabbetin karşılığı olarak muhakkak güçlü bir desteği kendisine vereceğiz. Allah'ın izniyle inşallah 2024 31 Mart'ta yine Ömer Arasoy Başkanımızı belediye başkanlığına göndereceğiz. Ben tekrardan hepinizi Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Ya katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün malumunuz dedik Kadınlar Günü size bir bizim ilçemizin değerli başkanını getirdik. Kadın Kolları Başkanımıza birkaç söz vermek istiyorum. Saygıdeğer ilçe başkanım, değerli belediye başkanım, dernek başkanımız, çok kıymetli hanımefendi canım. Meclis üyelerimiz, meclis üyesi adaylarımız, belediye başkan yardımcılarımız, Giresun'un kıymetli komşuları ve çok değerli hanımefendiler. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri misafir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Orada sorun yok. Tamam. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzün her birinizin ayrı ayrı kutluyorum. Bizler çok şanslı bir ilçedeyiz hanımlar. Çünkü her zaman söze şöyle bir başlayan belediye başkanımız var. Kadınlarımız vefakar ve cefakar kadınlarımız diyerek yola çıkan bir belediye başkanımız var. Onun ayrıcalığıyla, onun vizyonuyla da gerçekten güvenli ve sizlerin özelliklerine uygun olacak şekilde hizmetler sunan bir belediye başkanına sahibiz. Bu bizim için önemli bir pozitif ayrımcılıktır. Sizlerin huzurunda tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerine yol arkadaşlığı yapmakla beraber gurur duyduğumuz bir başkana tekrar Zeytinburnu'nda desteklerinizi ve ona yine yol arkadaşlığı yapabilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de Murat Kurum Başkanımıza desteklerinizi esirgememenizi hepinizden rica ediyorum. Küçük bir pozitif ayrımcılıkla da kadınlar isterse her şeyi yapar diyoruz. Çok değerli belediye başkanı, değerli hanımefendi, çok değerli dernek başkanı, kadın kolları başkanı, meclis üyesi arkadaşım, meclis üyesi adayları, cennetin ayakları altına diye müjdelerdi çok değerli hanımefendi. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdik. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu tarih sembolik bir tarih bizler açısından. Kadınlar arkadaşlar 365 gün aynı değerde, aynı güzellikte değer verdiğimiz kadınlarımız. Özellikle AK Parti siyasetinde, bizim siyasetimizde de kadınlarımızın yeri ayrı.
biz de kapıyı içeriden açan, dışarıdan açtıran da kadındır. Kadın olmadan bizde siyaset zor olmaz. Bu nedenle Mevlam eksikliğinizi göstermesin. Şimdi 31 Mart sürecinde, yerel seçimde yeni bir sürece giriyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kaleyi içten fethedecek olan da sizlersiniz. Buraya gelen değerli hanımefendi, arkadaşlar şu kameranın önünde bir çekilebilir miyiz? Bak kısacağım şimdi, yemin ediyorum. Abi gel sen sarı bırakın. Zeytinburnu'nda hemşehrimiz Ömer Arısoy. Zeytinburnu'nda belediye başkanımız Ömer Arısoy. Büyükşehir'de de Murat Kurum başkanımıza destek ve dua konusunda çabalarınızı, gayretlerinizi istirham ediyoruz. Sizlerin gayretleriyle, Allah'ın izniyle 2019'da olduğu gibi 2024'te de, yani 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı AK Parti adayı Ömer Arısoy Zeytinburnu'nda sizlere yeni dönemde yeniden hizmetkar olarak görevlenecek, Allah'ın izniyle. Ama bunun için sizlerden başta da söylediğim üzere istirhamımız, kaleyi lütfen içten fethedin ve değerli hemşehrilerimize, beyefendilere, Ömer Başkan'a ve Murat Başkan'a sonsuz destek noktasında gayretlerinizi bekliyoruz. Tekrar dernek başkanımız ve sizlere bu güzel muhabbet ortamına dahil olduğunuz için, katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, İlçe Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, bu güzeldi. Hangisi daha iyi? O zaman bunu kapatalım da şey olmaz. Evet. Şarj. Bu daha güzel. Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli hanımefendiler, değerli ilçe başkanım, AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanımız, çok kıymetli ev sahibi dernek başkanımız, Yağlıdere Dernek Başkanımız Özer Kahveci kardeşim, İlçe Kadın Kolları Başkanımız, mesai arkadaşım, belediye başkan yardımcımız Hurşit Pekeroğlu kardeşim, Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Fatih Aydoğan kardeşim, Meclis Üyesi adayımız Coşkun Toraman, beyefendilere sesim gidiyor mu onu bilmiyorum ama yine de beyefendiler derim. Aşağıya sesleniyor mu acaba? Aşağıya inmiyor. Peki, burada da duyan beyefendiler, çok kıymetli hanımefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evvela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Başta rahmetli annem, kıymetli eşim, üzerimde emeği olan bütün kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Uzun lafa gerek yok. Hepimiz bir kadından olmayız. Biz telkinde bile anne adı zikredilir, biliyorsunuz. Bizim için her gün anneler günü ama bugün ilçe başkanımızın da söylediği gibi sembolik olarak kadınlar gününüzü tebrik ediyoruz. İşin doğrusu Özel kardeşimizin de söylediği gibi 2019 yılında biz son dernek toplantısını burada yapmıştık. Cuma akşamı. Hepinizin bildiği gibi cumartesi akşamı saat 5'ten sonra propaganda bitiyor. Buradan iyi bir moralle ayrılmıştık. Bugün de 8 Mart'a denk geldi. Şeyin bir cilvesi, kaderin bir cilvesi. O bakımdan burayı teşrif eden, şereflendiren hanımefendilere, büyüklerimize, kardeşlerimize, kadınlara, Giresunlu, Yağlıdereli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatih kardeşim söyledi. Bir Giresunlu olarak, ben de sonradan olma Giresunlu olarak bunu biliyorum ama tekrar etti. Dedi ki Giresunlular neye oy vereceğini bilir. Geçen dönem bizim için daha zordu, biliyorsunuz. Ama Yağlıdere ve Giresun, Zeytin, tıpkı Zeytinburnu gibi, büyük Zeytinburnu ailesi de olduğu gibi,
kıymetli Giresunlu hemşehrilerimiz de bizim arkamızda durdu. Yani sizler arkamızda durdunuz, destek verdiniz. Büyük Zeytinburnu ailesi gibi Giresun camiası da bize destek verdi. Ve Zeytinburnu'na hizmet etme şerefine erdik. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya teşekkür için defalarca geldik. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Şimdi huzurlarınıza muhalefet partilerinin eleştirecek bir şey bulamadığı bir hizmetkarınız, bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak huzurlarınızdayım. Mesai arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, dernek başkanımızla beraber Zeytinburnu'nda çok güzel işler yapmak nasip oldu. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bugün bile geriye dönüp baktığınızda bir daha Zeytinburnu'nun hayatına silinmez izler bırakacak işler yapmayı nasip etti Allah. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, destek veren bizden büyük herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada sadece eserler değil, eserleri birlikte yaşıyoruz, birlikte gördünüz, yaşadınız, hissettiniz. İşte Millet Bahçesi'nden başlayarak Konyalı Camii'ne, Zeytinburnu Millet Camii'ne, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'na, bilgi evlerine, aile sağlığı merkezlerine, yaz ve kış spor okullarına kadar birçok alanda çok güzel işler yaptık. Kadınlara spor meselesi bizim sözümüzdü. Yerine getirdik. Şu anda 4 tane pilates salonumuz Zeytinburnu'ndaki kadınlarımıza ücretsiz hizmet veriyor. Buz Adası'nın altındaki fitness salonu da yine Zeytinburnu'nda ikamet eden kadın hemşehrilerimizin ücretsiz olarak hizmetinde çok güzel bir ilgi var. Bu zamana kadar 25 bin farklı kadın hemşehrimiz bir şekilde oradan spor yaparak geçmiş. Spora gelmiş. Şimdi ama bir dönem tamamlandı. İşin açıkçası güzel bir dönem tamamlandı. Kentsel dönüşüm konusunda da çok büyük mesafeler aldık. Hükümetin verdiği destekleri biliyorsunuz. Zeytinburnu'nda devraldığımız kentsel dönüşüm projelerin tamamını bir hale yola koyduk. 5 telsiz teslim aşamasına geldi. Telsiz Mayıs'ta teslim edilecek. Buraya çok yakın özel sektör tarafından başlanmış Veli Efendi Çırpıcı kentsel dönüşüm projesinin birinci etabının kaba inşaatı bitiyor. Çözmek için uğraşıyoruz. Veli Efendi işçi bloklarında çoğunluk sağlandı. İETT blokları 20 yıl, bu bahsettiklerimin tamamı neredeyse 20 yıllık işler. Hepsini bir hale yola koyduk. Ayrıca Zeytinburnu'nda depreme dayanıksız bir bina kalmasın diye bir kentsel dönüşüm imar plan notu çıkardık. Onun aracılığıyla, yani bizim çıkardığımız kentsel dönüşüm imar plan notları aracılığıyla bu zamana kadar 2021'den 2023'ün sonuna kadar, daha doğrusu Şubat sonuna kadar dönüştürdüğümüz bağımsız birim sayısı 6000. 6000 ev ve konut dönüşmüş. Emek vermişiz. Ne zaman atmışız ilk adımı? Belediye meclisinin ilk toplantısında almışız. Bir kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurarak. Şimdi ama yeni hikayeler yazma zamanı. Önümüzdeki dönem için taahhütlerimizi, projelerimizi duymayanlar olabilir diye birkaçından bahsedeyim. Zeytinburnu'muzun büyük bir ihtiyacıydı biliyorsunuz. Zeytinburnu'nda bir genel yetkili devlet hastanesi yoktu. Dönemin başından itibaren bu konu üzerinde çalıştık. Özellikle kadın hemşehrilerimizin derdini biliyoruz. Samatya'ya ulaşım büyük meseleydi. Dönemin başından itibaren çalıştık. Önce Hıfzı Sıha arazisine bir hastanenin sığabileceğine Sağlık Bakanlığı'nı ikna ettik. Orası koruma kurulunun yetkisinde, imar planını koruma kurulundan geçirdik. Sonra takip ettik, projesi hazırlandı, projesini paylaştık biz biliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki dönemde Zeytinburnu'muza şehir hastanesi standardında 400 yataklı bir devlet hastanesini Zeytinburnu'muza kazandıracağız. Bravo. Zeytinburnu'muza spora dair yatırımlarımız devam edecek. Cumartesi günü Veli Efendi mahallemize bir yüzme havuzunun temelini atıyoruz. Temel dediğime bakmayın, yerin altına bir yüzme havuzu yapacağımız için çok uzun sürdü temel kazısı. 4 kat aşağıya indik. Temeli bulundu. Cumartesi günü inşallah temelini saat 14'te atıyoruz. Böylelikle
bu tarafa ilk yüzme havuzunu biz yine kendi imkanlarımızla yapmış olacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle. Spor merkezimiz hizmete girecek, orada çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız daha güzel spor yapma imkanına kavuşacaklar. Kendi mekanımıza kavuşacağız spor bakımından. Zeytinburnu Spor'un yuvası Zeytinburnu Stadyumu meselesini inşallah Murat Kurum Başkanımızla birlikte yapacağız. Önümüzdeki dönemde Nuri Paşa'mıza bir semt konağı meselemiz var. Otoparkları çoğaltacağız. Hepsini çalıştık. Çoğaltacağız hepsini. Kapalı pazar, Zeytinburnu'na ilk kapalı pazar yerini yapmak bize nasip oldu. Önümüzdeki dönem iki pazarı daha buraya uzak olmakla beraber söyleyelim. Merkez Efendi mahallemizin cumartesi pazarını kapalı alana taşıyacağız. Salı pazarını da, yeni doğan Gökalp'teki salı pazarını da Zeytinburnu Stadyumu'nun altına taşıyacağız. İnşallah aşamalı olarak pazarları kapalı pazar yerine taşımayı sürdüreceğiz. Bilgi evleri, kütüphaneler, gençlerimiz için yeni imkanlar açıyoruz. Sadece gençlerimizle ilgili yaptıklarımızı anlatsam etraflıca sabaha kadar konuşabiliriz. Neden uğraştık bu işlerle? Burada anneler çoğunlukta. Ben de bir babayım, bizim hanım da burada. Bir anne babanın en temel motivasyonu, amacı, gayesi, hayatı için çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için uğraşıyoruz. Hepimiz. Hepimiz. Ya bizim çektiklerimizi çocuklar çekmesin, istediği okulda okuyabilsin, istediği şeyi alabileyim. Efendim, maddi manevi bütün emeğimiz çocuklaradır. Döner dolaşır eve döneriz. Bütün dönüşler yuvayadır çünkü. Ben de kendimi Zeytinburnu'ndaki bir hizmetkar olarak bütün çocukların velisi kabul ederek çocuklarımıza yeni alanlar açtık. Çok da başarılı olduk. Zeytinburnu İzci Evi mesela bunlardan bir tanesi. Oradan izciler yetişecek. Şurada Bilim Zeytinburnu'nu açtık. Teknolojiye meraklı çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem biliyorsunuz teknoloji çağı. Zeytinburnu'ndaki bütün çocuklarımız er ya da geç bir saat Zeytinburnu Bilim Merkezi'nden geçecek. Geçiyor şimdi de, biz taşıyoruz okullardan. Oradan yetenekli çocukları bulursak yeni Selçuk Bayraktarlar neden çıkmasın? Samet Saray Zeytinburnu çocuğu, biliyorsunuz bu İlker Gezer Avcı'nın, ilk daha doğrusu Türk astronotumuzun yanında Boston'dan yerden destek veriyordu. Zeytinburnu'nda doğmuş bir komşunuz, Rumeli evladı bir yavrumuz, Zeytinburnu'muzun gururu. Modabağ 8 sokakta, evet, bu bölgede oturmuş bir kardeşimiz, Zeytinburnu'muzun gururu. Neden bizlerin çocukları böyle olmasın? Bizlerin ve burada olmayan değerli komşularımızın. Velhasıl önümüzdeki dönemde de bunlara hız kesmeden devam edeceğiz. Kentsel dönüşümle ilgili mevcut yaptığımız işlere bir ilave yapmak istiyorum. Bu dönem ada bazlı dönüşümde yeterli mesafeyi alamadık. Çünkü bizim maalesef uzlaşma kültürümüz zayıf. Daire sayısı arttıkça uzlaşma ihtimali azalıyor. Devlet bir tedbir aldı. Eskiden 3/2 çoğunluğu şart koşuyorlar. Şubat büyük felaketinden sonra bu çoğunluk şartı %50'ye düştü. Önümüzdeki dönemde inşallah Murat Kurum Başkanımızla beraber Zeytinburnu'muzda ada bazlı dönüşümlere destek vereceğiz. Bundan önce de yaptık. Biraz önce saydığım projelerin tamamında hemşehrilerimizle biz uzlaştık, uzlaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde buna daha çok emek vereceğiz. Bu Zeytinburnu'muzda Murat Kurum Başkanı'nın sözünü duydunuz efendim. İstanbul'da depreme dayanıksız bir bina kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek diyor. Biz Ankara'da Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, inşallah İstanbulluların ve sizlerin desteğiyle Büyükşehir'de Murat Kurum, ilçede hizmetkarınız, kardeşinizle beraber daha çok mesafe aldığımız bir dönem olacak. Ama şunu söyleyeyim. Geçmiş 5 yıl Zeytinburnu'muzun son 24 yılın rekorudur. 2023 yılında son 24 yılın en yüksek ruhsat verme sayısına ulaştık. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Piyasayı hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönem buna daha çok emek vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi ile beraber biz de doğrudan tıpkı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah yapılarımızın, evlerimizin depreme dayanıklı hale gelmesi için
bütün ekip arkadaşlarımızla beraber daha çok emek vermeye devam edeceğiz. Derdimiz nedir netice itibariyle? Bizler, ben Rize'den okumak üzere İstanbul'a gelmiş bir kardeşinizin bazılarının ağabeyi sayılırım. Bazı komşularımız 1950'lerden itibaren Rumeli'den göçmüş gelmiş. Bu akşam Güneydoğu Anadolu Belediye Meclisi adaylarımızın tanıtım törenindeydik. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Urfa'dan, Türkiye'nin dört bir yanından gelmişiz. Giresun'umuz 1950'lerden başlamış gelmeye. Burada üçüncü nesil olan var çünkü. Burayı memleket elemişiz. Burası bizim memleketimiz, yuvamız. Biz Karadenizli insanların geçmişle bağı kopmaz. Hepimizin geçmişle bir bağı. Benim de var. Baba ocağıyla benim mutlaka bağım var. Çünkü ana babamın mezarı orada. Biz oraya gitmeyi hiç kesmeyiz. En azından bizim nesil böyle. Bizden sonraki nesil Allah bilir, bilemiyoruz. Ama burası bizim memleketimiz, yuvamız. Burayı geliştirmek hepimizin borcu. Ben de burada yaşıyorum. Sizinle birlikte. Sizinle birlikte burayı birlikte daha iyiye, daha güzele götüreceğiz inşallah. Zeytinburnumuza yeni özellikler, yeni güzellikler ekleyeceğiz. Değerli hemşehrilerim, geçmiş 5 yılda çok güzel işler yaptık. Biz önümüzdeki dönemde de bize güvenenlerin yüzünü artmak için, bize oy veren vermeyen herkesin razı olduğu bir hizmet üretmek için, bir belediye başkanlığı ortaya koymak için bütün gücümüzle çalışacağız. Zeytinburnu'nda sözümüz budur. Projelerimizle ilgili kitap burada. Ben onları teker teker sayacak değilim. Bizim sadece belediye hizmetimiz belediye başkanlığıyla beraber 20 yıl oldu. 3 dönem Murat Başkanlığı, önceki dönem belediye başkanımızla beraber çalıştık biliyorsunuz. Geçmiş 5 dönemde öyle etti. 20 yıl. Dolayısıyla Zeytinburnu'muzun bütün meselelerine vakıfız. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Biz yaptığımız hiçbir işi, ömrümüzün hiçbir dönemi, yaptığımız hiçbir işi ucundan tutarak yapmadık. Hiç. Gövdemizle girdik. Bütün gücümüzle girdik. Bizim halimiz, tavrımız, bizim yazılımımız, bizim fıtratımız böyle. Tıpkı diğer Karadeniz insanı gibi. Allah'ın izniyle bu dönemde, önümüzdeki dönemde sizlerin desteğiyle güzel işler yapacağız. Ama Fatih kardeşim söyledi, Hürşit kardeşim söyledi, Coşkun Bey söyledi, Selami Başkanımız. Biraz önümüzdeki 23 gün biraz emek yoğun bir çalışmaya ihtiyaç var. Hamdolsun ben gittiğiniz hiçbir yerden bizimle ilgili çok özel bir problem olmadıkça bir şikayet gelmediğini görüyorum. Aynı üslupla inşallah devam edeceğiz. Bize güvenenlerin yüzünü artacağız Allah'ın izniyle. Ama önümüzdeki dönemde şu 23 günde olabildiği kadar telefon rehberimiz, konu komşularınızın çocuklarıyla bizim için İstanbul Büyükşehir'de Murat Kurum için destek talep etmenizi özellikle istirham ediyorum. Murat Kurum Başkanımız meselesi önemli. Zeytinburnu'muza tek çivileri şu arkamdaki üst geçit, o da yıkılıyordu. Mecburen yaptılar. Yani yıkılıyordu. Hayati tehlike vardı, siz biliyorsunuz burada olanlar. Birkaç yıl sürdü. O arada hakikaten Çanakkale Köprüsü 3 yılda bitti. Bu da 2,5 yılda. Neyse. Bizim işimiz bu. Türkiye'ye hizmet ve eser siyasetini AK Parti kazandırdı. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Rabbim bizi size mahcup etmesin. Bu akşam güzel, bu muhteşem kalabalıkla geldiniz. Bu derneğimizi doldurdunuz. Bu derneğimiz özel kardeşim diyor. Sığmıyoruz artık diyor ama bizim yüreğimiz geniş, gönlümüz geniş. Allah hepinizden razı olsun. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah emeklerinizi bereketlendirsin. İşimiz gücümüz rast gitsin. Zeytinburnu'nda birliğimiz, beraberliğimiz, huzurumuz daim olsun inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar Dünya Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Allah razı olsun. Yine meclisiye. İlçe Başkan Yardımcım Feday abi. Yerden değerli başkan yardımcılarım var. Burada arkalarda duruyorlar ama iki tane daha başkan yardımcılar. Hepiniz hoş geldiniz.
karşılığı. Yukarıda konuştuk bayanlara. Tabii ki Bilecik Atlat'a selam verendi başkanımız. Ben kısaca başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız 2019 yılında yukarıda söyledim. 2019 yılının son cuma akşamı burada programını bitirip son toplantısını yapıp buradan yol almıştı. O yol buradan aldığı o gazla değil Zeytinburnu'muzun mihmandarı oldu. Hayırlısı inşallah bir 5 yıl için daha yine burada yine bir cuma akşamı özel bir günde kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımız derneğimizle ilgili yaptığımız faaliyetlerde kendisine teşekkür ediyoruz ilçem adına, sizler adına. İki kez ilçemize bizzat giderek nasip oldu. Biz de orada tesadüf oldu diyeyim. Sel bölgesi, sel olduğu zaman başkanımız geldi ziyaret etti. Ondan önce de yine bir teşekkür ziyaret için gelmişti. Bizim ilçemizde uğramıştı. Bunun akabinde ilçemizle ilgili yaptığımız programlarla ilgili sağ olsun bize her zaman desteklerini eksik etmediler. Belediye başkanımızın talepleri oldu sağ olsun o konuda da gerçekten desteklerini esirgemediler. Bunu bilenler biliyor yani açık her şeyi söylemeye gerek yok. Sağ olsun bir 5 yıl gerçekten bizim açımızdan güzel geçti. Zeytinburnu'nda güzel hizmetleri oldu. Kendisine dediğim gibi bundan sonraki yeni adaylık sürecinde başarı diliyorum. Yanında daha önce 2019'da burada Fatih Başkanım, Kürşit Başkanım'ı iki tane meclis üyesini yanına alarak buraya gelmişti ve kol kola buradan gittiler. Yine bugün gördüğünüz gibi ikisi de burada. Yanına Coşkun abimiz eklendi. Her zaman söylüyorum, çok sevdiğim Fedai abim de çok emekleri var gerçekten bu camiada. Eski Giresun'dan Dernek Başkanı, şimdi ilçe başkan yardımcımız. Allah razı olsun hepsinden buraya kadar geldik. Ben tekrar katılmanız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok da uzatmadan sözü saygıyla veriyorum. Hem bize tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Rahatsızlığı bir beraber. Hoş geldiniz. Efendim, görevli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, Zeytinburnu Belediye Meclisimizde sizlere temsilcilerimiz var, hemşehrilerimiz var. Şöyle Coşkun abiyle bir bırakalım sözü. Buyurun başkanım. Sayın başkanım, sayın dernek başkanım, İlçe Başkan Yardımcım, meclis üyelerim, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzde bir seçim var arkadaşlar. Sizden ricamız 31 Mart'ta Zeytinburnu'nda Ömer Arasoy Başkanımızın yanında olalım. Büyükşehir'de de inşallah Murat Kurum Başkanımızın yanında olalım inşallah. Destek, hep destek, tam destek inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, içeri çıkıyorum. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Fatih Ağabey Meclis Üyem, Sayın Dernek Başkanım, Fedai kardeşim, Esmeri kardeşim, ben de Esmeri'yim, haberim olsun Sayın Fedai kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz, sefaları getirdik. Sağ olun, var olun. İnşallah geçen dönemki gibi bu derneğe başkanım gelmişti. Kendisine yine güzel bir şekilde ağırlamıştım. Şimdi yine burada üst katta bayanlar vardı. Üstün tam dolu olduğu için üst katta bir konuşma yapmıştık. Şimdi buraya gelmişti Ömer Başkanım da bak burada da insanlar kalabalık. Hava güzel olsaydı sokakta yapacaktık ama malum hava biraz soğuk olduğu için burada yapacağız. İnşallah Ömer Başkanım'a ve Büyükşehir'de Murat Kurum'a desteklerinizi bekliyoruz. Biz gecemizi gündüzümüzü kattık. Sizlerle beraber, sizinle beraber çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Değerli belediye başkanım, çok değerli dernek başkanımız, Fedai Özer. Özer kahveci. Fedai abi de yanında. O da dostumuz abi, Fedai Özer. Yine meclis üyelerimiz, meclis üyesi adayımız Coşkun abimiz. Belediye başkanımız, kıymetli Giresunlar, Yağlıdereliler, hemşehrilerim, misafirler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Söyledik, belki ikinci kez olacak. İkinci kez dinleyenler hakkında helal etsin. Ben aynı şeyleri tekrar edeceğim. Bizler Giresunlar, Zeytinburnu'na malum önemli bir kitleyiz. Gerçekten nüfus yapısına baktığında Giresunların önemi Zeytinburnu için büyük. Giresunlular birey olarak her birimiz nereye oy vereceğimizi hiç kimse bilemeyiz. Her Giresunlu nereye oy verir? Bir matematiği yok ama Giresunluların oy verirken
neye bakacağını ben kendim biliyorum bir Giresunlu olarak. Giresunlular oy verirken muhabbete bakar, samimiyete bakar. Giresunlular oy verirken hizmete bakar. Giresunlular oy verirken çalışmaya bakar. Giresunlular oy verirken verilen sözler yerine getirilmiş mi buna bakar. Giresunlular oy verirken adaylar arasında kim güven veriyor ona bakar. Dolayısıyla sadece bir adaya memleketinden dolayı veya Giresunlu olduğundan dolayı oy verecek olursak, bizim atalarımızın ne işi vardı Afyon'da? Afyon'da niye Giresun şehitliği var? Dolayısıyla biz oy verirken bakacağımız bir sürü sebep var. Ömer Başkanımız bu konuda çok avantajlı durumda. Çünkü 5 yıllık dönemde yaptığı hizmetleri hepimiz burada yaşayarak görüyoruz. Ama onun haricinde demin söylediğim Giresunluk meselesinden dolayı da aslında büyük avantajı var. Biz Giresunlular bazen bir araya geldiğimizde iki Giresunlu anlaşamayabiliyoruz. Bir Giresunlu bir Giresunlu anlaşamıyor bazen. Ama Ömer Başkanımızın hanımı Giresunlu. Kendisinin Giresunlarla anlaşma gibi problemi hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla bu açıdan da Giresunlar çok şanslı. Biz inşallah 2019 seçiminde verdiğimiz büyük desteği, ben hemşerilerimi biliyorum, çok büyük destek verdik. 2024 seçimlerinde, yani bu Mart ayı 31'inde yapacağımız seçimlerde de çok büyük destek vererek Ömer Başkanımızı belediye başkanı olarak tekrar görevlendireceğiz inşallah. Ben tekrardan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli hemşehrilerim, kıymetli dernek başkanı, Yavruzer Dernek Başkanımız Özel Kahveç. Önceki dönem Tüm Giresunlar Dernek Başkanımız, ilçe başkan yardımcımız, Fedai Özel kardeşim, belediye meclis üyemiz, yol arkadaşım, Hoşçuk kardeşim, belediye başkan yardımcımız, Coşkun Bey, belediye meclis üyesi adayımız. Çok kıymetli kardeşlerim, büyüklerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Abdurrahman kardeşimiz de bugün bize eşlik ediyor. İlçe yönetim kurulu üyemiz, SKM görevlimiz. Mahalleden komşumuz mu? Öyle mi? Çırpıcı komşumuz. Harika. Tamam. Şimdi biz yukarıda biraz uzunca bir konuşma yaptık. Sonra gelince Fatih kardeşimiz dedi ki hiçbir şey gelmedi buraya. Dolayısıyla aynı mekanda hafif kemençe silüeti eşliğinde, kemençenin fonu, kemençe bir fon olarak kulağımızda duruyor. Bence fena bir şey değil bizim havayı bulmamız için kemençenin fonda olması. Hanım kardeşlerimize muhabbet ettik, konuşmamızı yaptık ama buraya sesimiz gelmedi. Sizlerle de bir hasbihal edelim istedik. Sözlerimi çok uzatmayacağım çünkü erkekler kadınlara göre daha çok bizim toplantılarımıza geldi, biliyorlar. Daha çok karşılaştık burada, birçok simayla defalarca bir arada olduk. 2019 yılında bütün Zeytinburnu gibi Giresun camiası da bize destek verdi. Sonsuz minnettar her zaman. Allah'a şükürler olsun, verdiğimiz bütün sözleri yaptık. Üstüne bazıları mecburiyet, bazıları imkan dolayısıyla birçok eseri eklemek mümkün oldu. Bunların hepsini biliyorsunuz. Marmara Zübeyde Hanım Parkı bizim aklımızda yoktu. Çünkü Büyükşehir ihale etmişti, yapmadı, bize düştü. Zeytinburnu'nun kapalı spor, kapalı pazar yeri hiç aklımızda yoktu. Çünkü Büyükşehir ihalesini yapmıştı, bunlar iptal ettiler. Oraya hem otoparkı yaptık, hem kapalı pazar yerini yaptık, hem spor tesisini yukarıya aldık. Zeytinburnu'muzun ilk kapalı pazar yeri oldu. O bölgenin 350 araçlık otopark ihtiyacını karşılayacak 350 araçlık otopark yapmak nasip oldu. Buraya yakın sayılır Konyalı cami hiç aklımızda yoktu. Depremde mühürlenince yıkıp yeniden yapmak mecburiyeti hasıl oldu. Etrafını kamulaştırdık. Tamamı öz kaynaklarla. Etrafını kamulaştırdık. Çok güzel bir mahalle cami, mahalle külliyesi ortaya çıktı. Aynı modeli başka camilere de önümüzdeki dönemde uygulamak istiyoruz. Şimdi etrafını kamulaştırdığımız camiler var. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. İnşallah başka eserler de yapmak nasip olur. Maltepe Bilgiyevi, Maltepe Aile Sağlığı Merkezi. En kıymetli yeri E5'e cepheli, belediyenin mülkiyetindeki en kıymetli yeri Aile Sağlığı Merkezi olarak tahsis etmişiz. Telsiz Bilgiyevi semt konağı aklımızda yoktu. Yaptık Allah'a çok şükür. Önümüze imkan geldi, seçimi beklesin demedik, yaptık. Çok şükür. Dolayısıyla
şeye bir bilim Zeytinburnu, Buzadası bizim sözümüzdü. Bilim Zeytinburnu buraya çok yakın. Büyük bir hizmet veriyor. Türkiye Zeytinburnu İzcevi hakeza öyle. Cumartesi günü Veli Efendi Yüzme Havuzumuzun temelini atıyoruz. Yeşil alandaki büyük bir binayı kamulaştırdık. Üzerini yeşil alan olarak düzenleyeceğiz. Zeminin altına yüzme havuzunu yerleştiriyoruz. Temelini atıyoruz. Seçim üstü temelini atıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce başladık bunun hazırlıklarına. Velhasıl Zeytinburnu'nda çok iş yaptık. Çok güzel işler yaptık. Doğru işler yaptık. Ama şehrin ihtiyacı, Zeytinburnu'nun ihtiyacı bitmez. Önümüzdeki dönemde de yapacak daha çok işimiz var. Muhteşem müjdelerimizi 23 Şubat'ta açıkladık biliyorsunuz. 400 yataklı şehir hastaneleri standartında bir devlet hastanesinin imar planını çalıştık, projesini çalıştık. Önümüzdeki dönemi inşallah Zeytinburnu'muza kazandıracağız. Zeytinburnu Stadyumu yılların hikayesi var. Bizim bir partnere ihtiyacımız var. Tek başına bir ilçe belediyesinin altından kalkılacak bir büyüklükte bir iş değil. Beni biliyorsunuz, hep yapabileceğimiz işleri söyledim. 2019'da da böyleydi, burada da böyle. Murat Kurum Başkanımızla konuştuk, yapacağız dedik. İnşallah İstanbulluların ve sizlerin desteğiyle Büyükşehir'le birlikte yapacağız, kazandıracağız. Yeni semt konakları yapacağız. Otopark ihtiyacımız had safhada. Olmayan mahalleler otopark ihtiyacını çalıştık. İnşallah gerçekleştireceğiz. Yeni semt konakları demiştim. Yeni kütüphaneler açacağız. Hayata yeni alanlar açacağız. Burası böyle yapılaştı. Yoğun bir yerde yaşıyoruz. Bulduğumuz her metrekareyi bir araya gelme vesilesi haline gelecek işler yapıyoruz. Tesislerimizin sayısını arttıracağız. Büyük ilgi gördü bu dönem. Ben devraldığımda bir tek Berkat Kapı Sosyal Tesisi vardı. Şimdi Merkez Efendi'den bu tarafa her tesiste bizim kendi işlettiğimiz, kendi belediyemizin işlettiği tesisler var. Çok güzel bir ilgi gördü. İnsanımız güvenceyi, makul fiyatlarla yemek yiyebileceği yerler arıyor. Çay içebileceği yerler arıyor. Velhasıl Zeytinburnu'nda yaşamaktan daha çok mutlu olacağımız bir yer için önümüzdeki dönemde de çalışacağız. Projelerimizi açıkladık. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle inşallah onları da gerçekleştireceğiz. Biz çünkü emeğimizi biliyoruz. 2000 çırpıcı okul meselesini Uşit Bey hatırlattı. Bu bölgenin büyük ihtiyacı okul. Özellikle bu setten aşağıya Çırpıcı'ya doğru okulumuz yok biliyorsunuz. Büyük meseleydi. Buraya her geldiğimde bunu düşündük, çalıştık. Hatırlarsanız aşağıdaki halı sahanın yerinin mülkiyetinin %88'i belediyemize geçti. Sessiz sedasız bunu hallettik. Önümüzdeki dönem oraya bir ilkokul, bir ortaokul ve bir liseyi inşallah Zeytinburnu'muza kazandıracağız. Bu bölgenin okul ihtiyacı da böylelikle bitmiş olacak. Bu da yılların problemi. Yani ben 1999 yılında önceki dönem belediye başkanımızla birlikte belediyeye görev yapmaya başladım. Zeytinburnu izni hizmet etmeye başladım. O gün bugün onu da çözmek bize nasip oldu. %90'ı işte, %88'i geçti. İlk fırsatta orayı tamamlayacağız ve oranın da okul problemini çözeceğiz. Okul, hastane, bunlar bizim görevimiz değil. Ama biz Zeytinburnu'nda yaşıyoruz. Burası bizim evimiz, yuvamız, memleketimiz. Buranın kamusal anlamda bütün problemi bizimdir diyerek yola çıktık biz. Hani bu mesele benimle ilgili değil. Hayır. Bu mesele ihtiyaç mı? Onun en ilk sahibi biziz. Niye? Burası biz burada yaşıyoruz. Bir şehir bizim. Kiminle çözeceksek onunla çözeceğiz dedik. Oranın mülkiyetini de bakanlığın kamulaştırma yapma imkanı yok. Okulun da bir okulun da hayırseveri hazır. Geri kalan iki oluyor. Ya hayırsever bulacağız veya Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptıracağız. Yeter ki arsayı bulalım. Bu dönem okullar bakımından da çok güzel mesafe aldığımız bir dönem oldu. Camilerle ilgili de öyle. Hem bütün bunları birlikte yaşadık, çalıştık. Ya gördünüz, ya çocuklarınız gördü. Spor okulları bu dönem başlattığımız bir iş oldu. Muhteşem bir netice aldık. Çocuklarımızın bu yaşlarda başka bir meşgale kazanması lazım. İzcevi öyle, Bilim Zeytinburnu öyle, bilgi evlerimiz öyle. Zeytinburnu Belediyesi güzel bir belediyedir. Sadece bizim dönemimiz için değil, Murat Başkan döneminde de çok öncü işler yaptı. Türkiye model işler yaptık. Beraber yaptık onu da Murat Başkan'la beraber. Allah kendisinden razı olsun.
Ama bu çıtayı daha da yukarıya çıkarmamız lazım. Önümüzdeki dönem büyük şehir boşluğunu da kapatabilirsek o zaman mazeretimiz ortadan kalkacak. Büyükşehir de bizimle beraber olacak. Burada Büyükşehir'in yapması gereken işler çok. Öyle böyle değil. 2022 yılı başında itfaiyenin yerini tahsis etmişiz. İtfaiye geçici bir yerde hizmet veriyor biliyorsun prefabrik. Zeytinburnu stadyumunun arkasında. Yeri hazır. Bir tesis yapılacak. Çıt yok. Ses yok. Kapalı spor salonu yıkıldı. 5 yıl. Mülkiyetini iade etmeye kalktılar. Kıyameti kopardık. Ondan vazgeçtiler. Gene duruyor. Bomboş arsa duruyor orada. Ya yıkılan yer yeniden yapılmaz mı? Planı aynı. Mülkiyeti duruyor. Biz kamulaştırmışız. Mülkiyet problemini çözmüşüz. Bekliyor orada. Biz ona bakıyoruz, o bize bakıyor. Neyse. Yani biz önümüzdeki döneme bakacağız. Tek başına devlet Abdi İpekçi spor salonunu yıkmış. Yerine bir büyük basketbol üssü yapmak için kolları sıvamış. Kaynağını ayırmış. İhalesini yapmış. Engellemeye kalktı bunlar. Bunu Zeytinburnu halkı unuttu mu ya? Şimdi bitmek üzere orası. Türkiye'nin spor envanteri için büyük bir iştir. Tek başına orası. Türkiye basketbol üssü olacak. Eski Abdi İpekçi. Eskiden bir salon vardı. Şimdi orada antrenman sahalarıyla beraber 5 salon olacak. Oradan da çocuklarımız yetişecekler. 12 dev adamlar çıkacak. Onlar engel olmaya kalktılar. Biliyorsunuz hepimiz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönem Murat Kurum Başkanımızla beraber Zeytinburnu'na güzel işler yapacağız. Sizlerin desteğine Zeytinburnu'ların, İstanbul'ların desteğine ihtiyacımız var. Ama Zeytinburnu'nda bizim açımızdan da mesele 23 gün var. Sahip çıkma zamanıdır. Elbette bütün hemşehrilerimden destek bekliyoruz. Sadece sizden değil, eşiniz, dostunuz, çevrenizle beraber, çoluk çocuğunuzla beraber. Biz, bize güvenenlerin yüzünü artmak için gece gündüz çalışacağız. Yukarıda hanımefendilerle kentsel dönüşümle ilgili biraz uzun bir tafsilat verdim. Çünkü onlar deprem konusunda, binaların dayanıklılığı konusunda daha tedirgin. Burada girmeyin, vakit uzadı. Hepinizden Allah razı olsun. Allah bizi size mahcup etmesin. Rabbim hep birlikte Zeytinburnu'nda güzel işler yapmayı nasip etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.